Arkadaşlar, bu örneğimizde de yine bir önceki çalışmamızda datasete doldurduğumuz veriler üzerinde farklı bir çalışma, yani datasette veri dolmuşken üzerinde filtreleme yapabilir miyiz ve tipik bir kullanımla size göstermeye çalışacağım. Şimdi bir text box'a ihtiyacımız var. Textbox'ın arkadaşlar özelliklerinden, eventlerinden text change, yani yazıldığında üzerindeki aramayı, metin değiştikçe oraya ne yazarsak o tür ünvanından o bilgiyi arayacak şekilde yapmaya çalışacağım. Ünvandan ara listeli. Şimdi aşağı yukarı şeyimiz doldu ve her şey hazır. Buraya kadar arkadaşlar. Şimdi bizim burada doldururken şunu yapmamız lazım. Yeni bir nesneye geçiyoruz. Bunun da adı arkadaşlar. Bu arada şu textbox'ın adını öğreneyim. Textbox 1'miş. Data view olmak üzere bir nesnemiz var. Ona DV diyelim. New Data View. Şimdi Data View'un arkadaşlar belli bir filtreleme sistemi var. Önce onu bağlayalım. Table'ından eşittir. ds.tables 0 demişiz. Şimdi demek ki bir de DB'nin row filtre var ki işte bizim filtrememizi sağlayan, madem datasete veri doldu, o zaman bu filtreye de set ederek belli değerleri. Hemen bir SQL cümlesi, where cümlesi gibi düşünebilirsiniz. Ünvan, tabi like'ımız vardı değil mi? Benzer şekilde kullanmak üzere. Yüzde ne yazılırsa gelecek, yüzde olsun. Bu arada bir text box'ı içine alacağız. Text box 1. Tam adını öğrenmek için dışarıya bir yere yazayım. Text box 1. Evet. Text'in içindeki değerleri. Şimdi burada bizim arkadaşlar bunu string olarak içine yerleştireceğiz. Textbox 1'i aldık. Evet. Ondan sonra tekrar tek tırnak, çift tırnak yapalım. Tabi bir yüzde işaretine daha ihtiyacımız var. O zaman şöyle yapalım. Ve string'in tamamını kapatalım. Böylelikle arkadaşlar ne yapmış olduk? Textbox 1'e yazılan şeyi filtreleyerek den sonra grid'e dolduracağız. Devam edelim. Buna ihtiyacımız yok arkadaşlar. Artık şurada onu şuraya alalım. Daha doğrusu o dolduracak ki üzerinde filtreleyelim. Evet. Arkasından artık benim neyim vardı? Data grid'im var. Grid view var. Data source'umuz var. Ve buna artık neyi koyacağım? Ben DV table'ı değil mi? Ha, pardon. Sadece DV'yi koymam yeterli. Tabi bu arada her seferinde çalışacağına göre bir de neye ihtiyacımız var? Refresh gibi bir sisteme ihtiyacımız var. Evet. Böylelikle arkadaşlar yine aynı şekilde bir data setimiz var. Verileri doldurduk ama bu sefer bir başka yapı, filtreye koyabileceğimiz, sıralayabileceğimiz,
bir dataset altyapısı diyelim, alt ögesi, bunu kullanarak raw filter özelliğine de bir normal bir cümle yazarak ünvan like, yani yazdığımız ünvanlar gelecek arkadaşlar. Çalıştıralım, görelim. Bizim yeni diye üyemiz vardı. Birkaç tane de kişi vardı. Doldurabilir veya zaten ilk başta dolduracak. Şu kızmasın, bir daha girelim. Şimdi girmeye çalışalım. Edu dediğimizde Edular geldi. Zekeriya geldi. U dediğimizde Ümitler geldi. İçinde Edu geçen U geldi. Demek ki bu şekilde dinamik olarak çalışabilecek bir sistemi, yani verilerimiz datasetteydi. Üzerinde filtrlarla ve tag change olayıyla her tıkladığımızda burada istediğimiz müşteri listesinin veya telefonun adresinin ilinin alınmasını sağlayacağız. Ve bir diğer örneğimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.